Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Ala Resulina Muhammedin selavat. Merak etmişlerdir. Şöyle bunlar 6 tane rahat var böyle. Risale-i Nur'da derlemeler bu. Müştabi yapmıştı. Risale-i toplama adır. Mevzu mevzu. Öyle sırf derleme bu şekilde. Toplama da farklı. İndeks, frist farklı. Tabirat ünürüye farklı. Mesela bu akşam size okuyacağım şey buradan toplama adır. Risale-i Nur'da bizi emrediyor Kastamonu 54'te. Şu parçaları, şu parçaları bir araya getirin diye. Mesela bu akşam çok sorumuza cevap olacak inşallah. Havamız da iyi çünkü kalkmışsınız televizyonun önünden, internetten kalkmış gelmişsiniz. İltifat etmiyorum. Doğru söylüyorum. Yani Allah inşallah İhsan ve lütfunu esirgemeyecek, esirgemez inşallah. Dine, din ihtiyaç mıdır? Niçin insanlar dine ihtiyaç hissetmiyor? Fıtratın şehadetiyle ahiret ve yani sorularına cevap olacak bugün. Bu kadar ders okuduğumuz halde, yani kitap okuyoruz, derslere gidiyoruz. Veya Müslüman olarak yani Kur'anlar, camiler falan fakat niye hassasiyet yok yani böyle? İstediğimiz yerde değiliz. Çok soruluyor. Ya ben kitap okuyorum. Niye sıkılıyorum? Namaz kılıyorum, sıkılıyorum. Kur'an da okuyorum. Diğerleri zaten durumu iyi değil ya. Ama mutlu gözüküyor. Yani Risale'de haberi olmayanlar mutlu gözüküyor. Şeye benziyor başlamadan önce. Mesela benim çocukluğumda çobanlık yaptım. Merze dediğimiz köye bir saatlik yolda, dağda hayvancılık otlatırdık. Çoğu Anadolu insanı varsa ki hepimiz çobanlık yapmışız. Akşam hayvanı ahıra koyduğumuz zaman merzeye, sonra köye inerdik. Akşam yansıdı. Çocuksun tabii, ilkokul daha yok ya. Yani. Korkardık. Karadeniz'in ormanı zaten gündüz bile korkarsın. Yoğun bir yer. Bu korkumuzu nasıl bastırdık? Yani kendimize göre bir çare bulmuşuz. Bak ehli dünya ha 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 hu 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 gülüyorlar. Nasıl mutlular ya? Biz de böyle bir sürü hesaplar yapıyoruz ya. Diyenler için söylüyorum. Konum o değil ama. Ben o yürürken düz değil tabii orman. Ayağımız taşa çarpıyor. Yuvarlanıyor yaprakların arasında. Kuşlar kaçıyor. Çocuk karanlık. Korkuyorsun, çocuksun ya. 5-6 belki 7 yoksun. Nasıl bastıracaksın bu korkuyu? Zıttıyla. Doğa ya böyle vadiler. Bağırıyorsun karşıya. Tamam dayı. Orada mısın? Geliyorum. Sanki orada dayı var. Veya bir şey var. Cevap veriyoruz. Vermişe bir de cevap. Ta orada mısın? Ben de geliyorum. Bekle. Uzaktan birisine konuşuyorsun vadiden, tepe. Peki uzaktan bakan ne der? Vay be. Çocuğa bak ya, ne cesur ya. Dağ başına geçirmiş ya. Bir de bana sor. Korkumu bastırmak için. Yani o kadar korkuyorum ki o sessizlik sesini. Sessizlik dehşeti bir dehşettir. Sessizlik bir dehşettir. Sessizlik sesi en büyük sestir yani. Her şey olabiliyor çünkü. Bak sessizlik her şey olabildiği için en büyük sestir. Her şey dönüşebiliyor zihin onu. Zihin vehim onu her türlü sesi dönüştürüyor. Mesela tek başına oturan bir insan. Bir cam açık olsa, banyo ve mutfak kapısı biraz hareket etse... Adam yapsa, aha birisi geldi. Ve hep burada. İşte bu
zahirde gözüktüğü gibi değil. O ehli dünya, o ha 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 dirşitli bir cehennemi bastırmak içindir. Üstad Hazretleri 15. Şua'da diyor ki, yaşamamaları gerekiyordu diyor. İntihar etmesi lazımdır diyor. Günahlar iptal his ettiği için, Müslümana da iptal his edince, namazı ve imanı ona lezzet veremiyor. Yani niçin Müslüman bu kadar ibadeti okuduğumuz halde, niye bize okuduğumuz şeyler tesir etmiyor? 15. Şua'da geçiyor. Niye hala sıkılıyoruz? İşlediğimiz günahlar, iptal hisnevinden olduğu için, ehli iman imanından, ehli küfür küfründen, iman ehli lezzet küfründen dehşet almıyor. İptal hissediyor. Ve işte bu akşam bunu okuyacağım. Hangi bir sistemimiz rahatsız oldu ve ne ile? İnsana bir sistem var. Ne okursan oku Musa kardeş. Ne yaparsan yap. O sistem rahatsız oldu mu? İstersen akşama kadar Kur'an oku. Akşama kadar secde yap. O sistem düzelmedikçe hiçbir şeyden lezzet alamayacaksın. Yağ ve tuzu yoktur artık. O sistem. Ebedilik isteyen bir latifeymiş bu. İkinci mesele, Kastamonu 104'ten okuyorum. 31. ayetin işaretinde beyan edildi. يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ bahsinde denilmiş ki, bu asrın bir hassası şudur ki, her asrın bir özelliği var. Her asırda mergup meta diyor değil mi? Geçerli bir şeyi var. Bu asrın ne özelliği var? 45-50 dakika olacak, böyle biraz sabrederseniz istifade edeceğiz inşallah. Ben de çalışarak geldim dersime. Bak bunları taşıyarak geldim. Yani işimi çok seviyor. Çünkü size de değer veriyor. Bu asrın bir hassası şudur ki, hayat-ı dünyeviyeyi, hayat-ı bakiye bilerek tercih ettiriyor. Bu asrın şeyi, Allah ve ahiret inanıyor. Vakit gelince gidiyor Eyüp Sultan'a namaz kılıyor. Geliyor dükkanda, vallahi abi böyle bu yemek diyor. Yalan, eski bir yemeği veriyor ve seni hasta ediyor. Biliyor ama. Vallahi abi şunu şu kadar diyor, yalan söylüyor. Bir bakıyorsun, bu bir taraf. Sen kokluyor, hangi cemaattansın? Ders dışında görüşelim, gelme diyor. Bunu diyebiliyor, bu asırdaki bu insan kalkmış, buraya gelebilmiş, böyle koklar. Koklar yani, kimle alakadar? Neyinle alakadar ya? Allah'la alakadar. Ben şu anda nereye geldiğimi bilmiyorum, biliyor musunuz? Bir Süleyman kardeşi nerede görmüştüm? O kadar. Nereye? Düğüne, cenazeye, Kadıköy Belediyesi komünistlerin şey, seminer yapıyorlar geçen kelam. Oraya gidiyorum. Her yere gidiyorum. Nereye gidersen gidiyor. Bana bu imkanı verdi mi? Tamam işte, ben devamı her yerde anlatırım. Kokluyor böyle. Yani bir örnek oradan verdim de böyle. Bizden değilsin. Kim deneyim peki ben? Ben kim deneyim ya? Malum Ceyran benden değil dedi. E sen de diyorsun bizden değil. E ben kim deneyim ya? Ben de şaşırdım yani. Bu asrın bir hassası bu asırda imiş. Hayat-ı dünyeviyeyi, dünya hayatını, hayat-ı bakiye bilerek tercih ettiriyor. Bilerek. Yani kırılacak bir cam parçasını baki elmaslara bildiği halde tercih etmek bir düstur hükmüne geçmiş. Ben bundan çok hayret ediyordum. Yani sisteme girecek. O sistem kafamızda bak. Bir sistem rahatsız olmuş. O sisteme 10-15 dakika bir şey anlatacağım. Çünkü çok çalıştım o sisteme. İnsana bir sistem varmış. Ustad böyle bir giriş yapıyor. Bundan diyor ben çok hayret ediyordum, Müslüman Allah'a iman etmiş ama fani dünyayı ahirete tercih ediyor. Nasıl oluyor? Bilerek diyor hani 110'da da bilerek ve severek diyor. Şualarda var bir de.
birinci şuada. Bilerek ve severek. Bir de düşmanlık da yapabiliyor ha. Kendisini de emin zannediyor. Nasıl bir sistem? Çok önemli bir sistem. Farklı yerlerden toplanmış. Ben bundan çok hayret ediyordum. Bugünlerde ihtar edildi ki nasıl ki bir uzvu insanı hastalansa, yaralansa sair aza vazifelerini kısmen bırakıp onun imdadına koşar. Mesela bir yer kesilse vücut buna çalışıyor. Diğer şeyleri değil mi? Sağlık, diğer şeyleri baktım buna yöneliyor. Aynen öyle de işte ruh bir sistem, bir yer bozulmuş veya zarar görüyor. O sistem için söylemek istemiyorum gelsin. Bütün böyle duygular, hisler, fikirler ona. Dört tane ezber söylemiyorum. Fikir, fikirler hisleri oluşturur. Hisler duyguları oluşturur. Duygular latifeyi oluşturur. Latifeler karakterini yapar. Karakter olur. Karakter de senin kaderin olur. Bak. Şimdi o sistem nedir o? Bir uzvu insan hastalansa, yaralansa sahip ağza vazifelerini kısmen bırakıp onun imdadına koşar. Öyle de bir, o sisteme vuran birinci sebep hırs-ı hayat. Hırs-ı hayat deyince böyle çok servet olsun şeydir. Bak, eşya düşkünü, telefon değişikliği, araba markasını değiştirelim, modelini değiştirelim, villa yapalım, şu yapalım. Bu hep hayatperesttir. Hayatperestin dışa vuruşlarıdır. Yani ehemi mühime kıyas edemiyoruz. Bu hayatperest duygumuzdan dolayı oluyor. Dokunacak ama hepimizi bunun dahiliz. Size iltifat edecek halim yok. Kendim de dahilim. Yani 2000 lira, 3000 lira, 10.000 lira telefona verebiliyor. Oysa onunla rahat iki talebi bir sene bursa okutabilirdi. Veya kurstaki 3 tane çocuğun iaşesi olurdu. Ya bu hırsı hayat ve hıfsı, mesela kariyer düşkünü olmak, desinler diye giyinmek, binmek arabaya, dairesini satıp, parası yok, ufak var, dairesini satıyor, yazın bir araba alıyor, gidiyor Bayburt'a köye, tamam mı? 3 gün, 5 gün kalacak bir hafta, o arabayla gidiyor. Oralarda araba kiralarsa plaka belli. Bizim köyde bir araba gelse, Mercedes 61, Trabzon'da havalimanından kiraladı. Olmaz bu hava. İlle 34'te olacak. Varsa kiralık arabalarda onu soruyorlar. 34 var mı? Şimdi ben ezber söyleyemiyorum. Adam arabaya en fazla 15 gün gidecek, dairesini satıyor. Geliyor o arabayı satıyor, dairesini alacak ama Badeli arabası alamaz bir daha. Buna katlanıyor, bunu biliyor. Bu nedir? Hırsı hayat ve hıfsı. İki, zevki hayat. Zevk tuzakları var ya böyle. YouTube'lar, internetler falan, maçlar, zevk hayat. O sisteme hırs, şöhret, tanınabileyim diye o var. Zevk hayat tuzakları o sisteme vuruyor. Aşk hayat taşıyan ve fıtrat insaniyede derc edilen bir cihaz-ı insaniye çok esbab ile yaralanmış, sahil letaifi kendiyle meşgul edip sukut ettirmeye başlamış, vazife-i hakikiyelerini ona unutturmaya çalışıyor. İnsanı insan yapan sistem. Bak şimdi. Ben önceden söyleyeyim size. Latife-i insaniye. İnsan, biz insan değiliz daha dünyaya. İnsan olmaya geldik. Peygamberlerin vazifesi İnsanları, insan adaylarının insanlık makamına çıkarmaktır. O latife-i insani kalbin içindedir. 273 barla da çok net söylüyor. Bu latife-i insaniye ne kadar ona yaklaşmak şu. Bir beşeriyetimiz var. Şerlerle dolu bir kutu. Hayır, şer, batıl, hak, iman, küfür, karma. Yani bu beşer, beşeriz. Bir şey. Yani şerlerle doluyuz. Orada ne kadar sıyrılıp öteki tarafa geçersek latife-i insaniye
aktif oluyor. O nispetle insan oluyoruz. İnsan aslında takvim. Takvim oluyor. Aslında takvim oluyor. O kalpte bulunan latife-i insaniye. O darbeleniyor günahlarla. Onun için 10 cüz Kur'an okusan sabah, gece, 10 dakika YouTube'a hiç uygun olmayan, sana yakışmayan bir şey seyretsen 10 dakika, vallahi 10 cüz ona kifayet etmez. Sevaptan bahsetmiyor. O çizik, o çizme, cüz aynayı çizer ya, ne ile silersen sil, çizdi mi artık yüzeyi, telefon üstüne? Kaldıramazsınız o çiziği. Günahtan bahsetmiyorum. Latife-i insaniye, günahlarla, hırs-ı hayat ve hıfzı ile, zevk-i hayat ve aşkı taşıyan bu yapı ile ona darbe vuruyor. Bu insan tarifi var 218 şualarda, 20 veci ile insan tarifi yapıyor. Bu insan nedir? Ama bu latifenin alt veri tabanı Salih, 10. söz var ya Haşir Risalesi'nde. 11. hakikat var. Orada 11 tane alt veri tabanından bahsediyor. 11 tane. Ona ne kadar uyarsak latife insaniye, dolayısıyla insan oluyoruz. Ne okursan oku kardeşim. Latife insaniye zarar gördü mü? Etmiyor tesir. Bilmeyle mi? Çok okudun. Bunu yutsan ne olur? Bundan fazla bilgisi var şeytanın. Ustad 90 cilt kitabı hafızasında yok muydu? Bu da hafızasında. Peki ustadın şeytanı yok muydu? İlimle şeytanı mağlup edemezsiniz. Çünkü senden daha alim. Amelle onu mağlup edemezsiniz. Çünkü secde etmediği semada bir yer yoktur. Neyle mağlup edeceksin? Bir şey onda yok. Sende olursa mağlup oluyor. Başka olmaz. İlim onda var. Sen ona yetişemezsin. Amel onda vardı, sen ona yetişemezsin amelle. Yani peygamberin bile şeytanları var. Yani nasıl oluyor 90 kilo güreşinin karşısında 20 kilo güreşçi çıkartırlar mı? Böyle bir şey spor olur mu? Şimdi peygambere uygun bir şeytan olması lazım. Bediüzzaman'a uygun şeytan. Onun şeytanı bende olsa sende olsa dakikada helak olursun. Neye benziyor? 500 bin voltluk ceylan. Keban barajından bu eve bağlasan, ara trafı koymadan duman olur bina. Ha, sana uygundur o şeytan. Peki nedir o? Şeytanı ilimle mağlup edemeyiz. Amelle de edemeyiz. Nesi yok onda? Bende olması lazım. Terk. Terk ve tecerrüt. Kendisini terk edemedi. O topraktan ben ateşten dedi. Gurur ve kibir var ya enani, yani günahları terk edemedi. Ben dedi, Kur'an'ın ifadesiyle Allah'a diyor ki, beni sen azdırdın diyor. Adem aleyhisselam kendisini terk ettiği için dedi ki, ben nefsime zulmettim. Deruhte etti. Aç, fark, noksan, kusuru deruhte. Kusurları ne kadar üzerimize deruhte edersek o kadar insan oluyoruz. Mesela cemaatta da öyle. Çok iyi biliyor, bilsen ne olur. En ufak bir meselelerde ben deyince cemaatta ne huzur kaldı, ne uhuvvet kaldı, ne muhabbet kaldı. Ben ne olursa. Zaten beni söylettiren bilgidir. İlim değil daha. Yani o latife insaniye, mesela akşam, burada da gelecek de akşam olmayan şeylere girsen, o latife darbelense, o darbelense, Türkiye'nin o şeyler arası otobüsü vardı ilk 302 değil mi? Oradan kalsın diye söylüyorum. Şu anlar 302'de diyor ki sizin ilminiz, gücünüz, kabadayılığınız, servetiniz, hamiyetiniz münafıklar, masonlar mağlup etti Behçet, öyle mi diyor? Hayır. Ne diyor? Sizin neyiniz diyor? Tesanüt ve sebat. Sebat. Sonra altına ne diyor biliyor musun? Bu duyguları bozan, sebatı, ihlas, tesanüdü, muhabbeti bozan nedir biliyor musunuz? Günahlardır. Çünkü uhuvvet, muhabbet, tesanüt, ihlas âli ruhlarda olur.
Günahlar da âli ruhları bırakmıyor. Onun için günahlarla berbat olmuş bir ruh ne uhuvvet yapabilir, ne tesanüt yapabilir, ne muhabbet yapabilir. Onu söylüyor altında. Sefahat diyor, bu diyor şey haleti bozuyor. O zaman bozulan bir ruhun, ruhtan âli bir sıfat olan uhuvveti yapamaz. Eğer küçük bir meseleden cemaatin ahengini bozuyorsa bilin ki âli bir ruhu yok. Demek ki şeytanda olmayan, bizde olması gereken nedir o? Tecerrüt ve terk. Tecerrüt maneviyata denilir. Terk ise günahlara denilir. Terklerimiz olacak. Şeytan kendisini terk edemedi. Ben dedi. O latife, insanı insan yapan latife. Bak onu bağla, belki zamanım yetmez ki yetmez. Barla 273'tekini bak, diyor ki küfür bir divaneliktir. Bir. Küfür Allah'a inkar değil ha. Küfürün manası örtmek. Allah'a inkar değil. Var ama örttü. Aleminde öyle bir şey yok. Allah tabi arkaya bakıyor. Allah nerede? Dine ihtiyaç duymuyor. Bu küfürdür. Küfür Allah'a inkar değildir. Örtmektir. Küfür divaneliktir. İki, dalalet bir sarhoşluktur. Sarhoşluk ne demek? İçki değildir bu. Hak mı, batıl mı, doğru mu, yanlış mı? Yani dostunu, düşmanını kaybetmiş. Öyle bir şey yok. Menfaat ve hırs yolunda herkes eşit. Müslüman da kafir de eşit. Acayip bir divaneliktir diyor. Mesela ehemi mühime tercih edemiyor diyor. Bu ahmaklıktır. Bir ders yayınlandı bugün Nur dersinde. Ahmak kimdir? Bugün yayınlandı. Ahmak, ahamağın bir tanesi de budur. Ehem, en mühimi ehemmiyetliye tercih edemiyor. Şu, kol kesiyor bir sistem, ötekisi parmak kesiyor. Bu parmak keseni tercih etmek, takdir etmek değil, onu yapamıyor. Ahmak. Dolayısıyla dostunu, düşmanını tefrik edemeyene sarhoş denilir. Küfür bir divaneliktir. Dalalet bir sarhoşluktur. Gaflet bir sersemliktir. Sersem şu. Zafer şurada bir beni tutsan. Çok yapılısın. Şimdi hepinizi görüyor. Beni çevirsen veya bir sisteme koy, çevir beni. Gittikçe başım döner değil mi abim? Döner. Artık kimin ne olduğunu bilebilir miyim? Bilemem. Her şey her şey olmuştur. Bir şey her şey. Dolaplar, duvarlar, herkes karışmıştır. Kimseyi tefrik edemem. Bunun adı ser-ser-i. Zel-zel-e. Ves-ves-e. Aynı şeyin tekrarı demektir. Başı dönmüş. Başı dönenin realitesi olmaz. Onun için diyor ki gaflet bir sersemliktir ki ne yapar bu? Tamam. Küfür bir divanelik. Koy tencereye. Dalalet bir sarhoşlukmuş. Koy tencereye. Gaflet. Bilmemek değil ha. Bildiğiyle hiç alakasız. Ya varmış, bitti. Üçünü koyarsanız, karıştırsanız şu olur. Baki meta yerine fani metayı alırmış. Hiç umurunda değil. Bu elimle o kadar insan yıkamışım ki. O kadar gömmüşüm ki. Bazen de böyle birbirimize yardım ediyoruz hocalar Avrupa'dan. Şimdi o şehirden o şehre, hele yeni bir tane gelmişse ve fazla alışmamışsa, bir de gece böyle tabii Türkiye'ye gelecek, ne yapacak, hastanede yıkanıyor. Böyle bir şey yoksa böyle korkutma, telefon ederdi. Böyle mezara ben dikkat ediyorum, o akrabalar bilmiyor. Benim hoca olduğum bilmiyor mesela. Yanında konuşuyorlar. Amcası ya. Amcası kardeşim, amcası. Bak. Bu üç tane sıfat, küfür bir divaneliktir. Küfür diye kafire verme bunu. Divanelik. Örtüyoruz yani. Hani bir hakikat mi varmış? Hadi. Dalalet bir sarhoşluktur. Yani dostumuz, düşmanımız ortadan kalkmış. Gaflet bir sersemliktir. Gaflet var zaten. Tefrik edemiyoruz. Bunlar bir araya gelince baki meta yerine fani meta alır. Adam mesela şöyle amcası gömülüyor, tamam mı?
Hiç unutmuyorum. Çok tesir etti bana bu. Birkaç yerde anlattım hem. Ondan sonra arkadan çeviriyor. Bu amcası, öz amcası yatağın. Yatırılıyor. Ben de kenarda. Ben de bilmiyorum bu adam. Tabii ağlıyor. Çevirdi. Arkada baba dedi. Ne oldu? Ağlayan ha. Ne oldu lan? Baba diyor, o fatura, o seneti yatırmamış. Beyaz eşya olduğunu anlıyorum o konuşmadan. Diyor. Demedim lan ona mal vermeyin. Git diyor, yazdırın bankaya, ben burayı idare ederim. Tamam canım. Yapıyor. Yani oradan oraya, oradan oraya nasıl atlayabiliyor? Hayret bir şey ya. O isten o ise. Sanki peynir keser gibi. Yani bu kadar korkunç uçurum bir hissiyat olması gerekirken gayet ikisini rahat. Sanki köprüden geçiyor. Bu hissiyatla bu hissiyat. Nasıl olabiliyor? Baki meta yerine fani meta alır. Oğlum gel ibret al demiyor. Gidin lan diyor, ben idare ederim diyor. Siz oraya bakın. Devam edin. Ondan sonra bakıyor. Gittiler mi? Acayip. İşte şu sırdandır ki ehli dalaletin hissiyatları şiddetlidir. İnadı, hırsı, hasedi gibi her şey şiddettir. Bir dakika meraka değmeyen bir şey bir sene inat eder. Mesela bu üç tane sıfat bizde ne kadar var? Bak evde uygulayayım. Uygulanmayan dersi istemiyorum ben. Zaten ne yapacağım? Bir bardak su verir misiniz? Şöyle. En fazla kul hakkının olduğu karı koca münasebetleri nedir? Peki hadis-i şerifte Peygamberimiz Aleyhisselam müminler arasında dargınlık en fazla kaç gündür? 3 gündür. Peki Rüştü abi dedi ki bu Müslümanlarda ben külliyatta topladım. Peki bir nur talebesinde karı koca kavgaları ne kadar sürmesi lazım? O normal bir Müslüman. Sen hani idealistsin. Hani toplumun çaresi olan bir cemaattayım diyorsun. İddia ediyorsun. Böyle bir cemaattasın. Haftalarca konuşmuyorsun. Ne kadar biliyor musunuz? Hissiyatın düzelmesi için bir en fazla bir uykudur. Ama bak acayip bir şey. Niye bunu söyledim? Diyor ki inadı, hırsı, hasedi çok şiddetlidir. Bu üç tane sıfat hakim olursa bir dakika meraka değmeyen bir şeye bir sene inat eder. Ver abi. Bir sene inat ediyor ya. Değiyor mu böyle? Hele doğuda da var bizim. Karadeniz'de de var böyle. Bismillah. Hiç değmez. Bir sene niye konuşmuyorsun kardeşim? Niye? Niye buna inat ediyorsun? Değiyor mu? Sen de biliyorsun. O da rahatsız sende. Evet, küfrün divaneliğiyle, dalaletin sekriyle, gafletin şaşkınlığıyla, bak, fıtraten ebedi ve ebed müşterisi olan bir latife-i insaniye bu işte. Latife-i insaniye sukut eder. Edince ne oluyor? Kaptedir latife-i insaniye. Ebedi şeyler yerine fani şeyleri alır. Yüksek fiyat verir. Hiç de rahatsız olmaz. Sebebi şu arkadaşlar. Bilgiler kafadadır. Yekrauna Kur'an. Hadiste geçer der ki Kur'an okurlar. Ama bazen aşağı geçmez. Kütüphane. 77 Utbe Şamiye'de diyor ki insanı eyleme geçiren bilgi değildir. Bilgi ilim değildir. O yöntemini söyler. Eğer bilgi, bilmek, ilim fiil olsaydı zaruri hiçbir alim hata yapmazdı. Dağdaki ninelerimiz, köylülerimiz bilgisi yok. Hemen kapanıyor böyle. O kadar yok. Niye o kadar hassas? Çünkü insanı diyor Hutbe-i Şame 77'de fiiliyata geçiren kalpteki histir diyor. Kalpte his varsa eylem vardır. Kafada ilim varsa eylem vardır değil. Eylem hissi aktif eder. Veya çapını genişlettirir. Onlara malzeme yapar hisse. His ne kadar kuvvetli olursa eylemi o kadar olur. Mesela namaz hissi yoksa namaz gibi bilgileri kütüphane kadar olsa namaz olmaz. Hafızdır, hocadır, namaz kılmıyor. Mesela çok rahat bu kitapları okumuştur, yoktur ama tahminimi söylüyorum böyle. Sabah namazına 5 dakika daha var veya kalkarım diye çok iyi biliyor ki saate bassa namaz gidecek. Basıyor. Ya ben
Bastım sonra kalkarım diye. Hayır kardeşim, sen kalkmamak için bastın. Çok iyi biliyorsun ki 5 saat uyudun, uyku sana kafi gelmedi de 5 dakikada yatıp da mı kafi gelecek? Bunu bilmiyor musun? Biliyorsun. Çaldığı halde kalkmıyorsun, düğmeye basıyorsa kalkmayacağım düğmesidir o. Hiç boşuna şey yapma. Kalkmayacağımdır. Nedir o? Latife-i insaniye zarar görmüş. Kalpte bir sistem var. O zarar görüyor. Peki ne yapar bu? Fani baki tercih ettiriyor. Bilerek, severek. Fakat müminde dahi bir maraz-ı asabi bulunuyor veya maraz-ı kalbi var. O dahi ehli dalalet gibi emniyetsiz şeyleri ziyade emniyet verir. Lakin çabuk kusurunu anlar, istiğfar eder, ısrar etmez. Müslüman diğerinde farklı bu. İstiğfar eder, kusurunu anlar ve ısrar etmez. Hemen böyle Müslümanın bir vasfı da var. Hani Allah Resulü demiş aleyhissalatü vesselam, bir günahtan sonra hemen bir iyilik yapın ki umulur ki Allah sizi affeder. En güzel iyilik nedir günahtan sonra? Namazdır. En azından şöyle 3-4 rekat namaz kılmak. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam namaz için diyor ki her bir secde için bir günahın affı, bir mertebenin yükselmesi vardır diyor. O kadar hoşuma gidiyor ki. Her bir secdeye, 4 rekatlı namaz mı? 8 tane secde var. 4 rekatlı bir öğlen sünneti. 8 tane secde var. Her bir secde içinde ne kadar müjde ya Rabbi ya. Bunu aşırı da anlayacağız. Veya ölüme doğru gittiğimiz zaman kabirde. Her bir secdede, secde için bir günahın affı var. 2, bir makamın yükselişi var. Elhamdülillah ya. Ne büyük nimet. Şimdi demek ki insanda bir latife var. Latife-i insaniye zarar görürse ne ilim para etmiyor kardeşim. Karun ilmimle yaptım dedi değil mi? İnema ututu ala ilmin. Enne rabbukumul ala dedi. Mesela o latife-i insaniye sıkıntıya girerse çok korkunç iki sıfat dışarıya çıktı mı o daha insan zapt edilemez. Bak şimdi. Firavun'daki bütün donanım bizde de var. O da insandı. Öyle acayip garip değil. Ben Londra'da gördüm Firavun'un cesedini. Aynı mumya falan değil. Bütün organları. Kıçı affedersin. Saçı tırnağı her şey canlı. Mumya değil camın içinde. Londra'da duruyor. Kepaze şeklinde teşhir edilmiş. Her şey açıkta. Bu Firavun nasıl Firavun oldu ya? Bütün o aleme 4000 küsür seneden beri lanetle yad ediliyor. Ya Nemrut? Yani ne yaptılar ki Allah onu Nemrut sembolü çıkarmış? Ötekisin Firavun. Nemrut'u Nemrut yapan ne sabit? İnat. İnat. İfrat-ı inat. Firavun'u Firavun yapan? Kibri. Kibir. Aha. Evde de öyle mesela. Bir uygulayalım. Şimdi Firavun'daydı eve gelelim şimdi. Eve gelmeden ders yapmayacağız. Geldik böyle. Hı. Gidelim. Tabağa vurmalar. Tepsi iş yapma. Yani bu insan mıdır? Müslüman değil mi? Zor yani. Tepsi alıp masayı böyle vurmalar. Yani ne an? Çok acayime gidiyor ya. Bu nasıl bir insandır? Müslümanla bahsetmiyor. Yani peygamberin ahlakından. Hulukul Kur'an. Kur'an ahlakından hiç bahsetmiyorum ya. Bu nedir peki? Firavunane bir meşrep midir? Nemrudane midir? Usta diyor ki Nemrudane inadı, Firavunane kibri şişti şişti taştı diyor. Bu soprayı böyle vuran iki sıfattır ne bir tanesi ya. Hem Nemrudane hem Firavunane sıfatı var. Böyle bir insan olur mu ya? Tabağı duvara fırlatan yemekle bu ne biçim ekli? Bu nasıl bir insan ahlakı? Hafsala almıyor. Bu ehli dünya da yapmaz ha. Yani böyle de oluyor. En zirvesine gösteriyorum. Ondan sonra kaşığı atıp sofradan kalkanlar oluyor. Eve uyguluyorum bunu. Ha? Peki latife-i insani günahla bozulunca ne olur? Kız öteki odada, olan öteki odada. Bağırsa anne sofraya gelir. Herkes çayını almış geçmiş oraya. Gömülmüş bitmiş. 100, 123'te bak telefon...
Aynaya bak, ayna pencere diyor. Hop, kafayı soktu, orada. Usta ta 1908'de yazdı o mesleği de, toplamalarda yazıyor. Mesnevi Nuriye'de. O cam diyor, cam. O cam pencere olur diyor, pencere aynı geçiyor. Ondan sonra acayip. Peki orada nasıl kurtulur kim? Ancak büyük bir inayete mazhar olanlar kurtulur diyor. Kızım! Tabii hayali, oğlun da böyle. Dalmış buna. Burada mıdır? Bunun içindedir, burada değil ki. Ya kral olmuş, ya kraliçe olmuş. Oho! Uşaklar var, emrediyor arabalar altına. Ama bir de annesinin sesi geliyor. Kızım! Hadi çabuk ya, hadi! Okula geç kalıyorsun veya sofra kalkacak. Şu olacak, Allah Allah, kraliçeden gel şimdi sofrayı kaldır. Şimdi zihniyet, hissiyat olarak kraliçe orayı yaşarken gel buraya. O da ne diyor? Aman anne! Her zaman ben mi ya? Diye hiç ummadığı bir şekilde tepki veriyoruz. Tepki vermesinin sebebi normal bir şey dedi, bir şey demedi ki. Niye bu kadar sert tepki? Fiil ile yaşadığı hayal arasındaki boşluk kadar tepki olur. Peki ne anlatmaya çalışıyorum? Eskide silah mermiyleydi. Şimdi insanları realiteden çıkarıp hayal dünyasında yaşatmak. Hayal. Sokaklar çoğalır böyle. Böyle. Yani mesela bakın metrolara vesairelere. Herkes kafasını gömmüş oraya. Kimse kimse. Gerçi biraz günahtan, harici günahtan kurtuldular. Herkes burada. Acayip bir şey ya. Gömülmüş sanal dünya. Peki ne yapıyor? Hayal dünyasına soktu mu işini bitirdi. Ne olursa olsun. Yani idealistik gidiyor. Latife-i insaniyeden bahsediyorum. Latife-i insani ebed istiyor. Sonsuzluk istiyor. Beka istiyor. Lika istiyor. Faniye razı değil. E nasıl peki istiyor? Bozulmuş. Şuradan okuyayım. Tabii size biri demiş ya komünist bile olmuyormuş yani artık demiş. He nasıl? Demişse, hani içerideki bir davada mı komünist? Demiş ya bu şeylerden dolayı artık komünist yetişmiyor demiş yani. Kendisi yani. Uğur Mumcu ile yatmış, şunlar bununla yatmış, deniz gezmiş de ve onunla 3 hafta hapishanede beraber yattık. Koğuş'ta. Dedi ki, Aslan'cığım bir şey söyleyeyim sana dedi. Artık dedi, tava adam, idealist bir komünist bile yetişmiyor, yoldaş yetişmiyor dedi. Adam demedi de, yoldaş yetişmiyor. Allah Allah ne diyecek dedim ya. Niye dedim ya? Niye? Abi dördüm yaştı. Niye yetişmiyor? Öğreneyim bakayım. Ya dedi, maçlar, telefonlar dedi, yoldaş yetiştirmekten bitti, yoldaşı bitirdi diyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bizde de öyle dedi. İyi ki seni tanıdım. Geçen var ya, geçen hangi gün ya? Dediniz mi ona? Bizde de öyle mi dediniz? Evet. İnsanda böyledi, genelde dedi. Dedi ki, geçen, bundan 2-3 gün önce gene ben ziyaret ediyorum onu. Nasıl sarıldı, nasıl öpüyor? İyi ki senin gibi bir insanı tanıdım diyor. Ama diyor, ben diyor artık Hasan'cığım İslamiyet'e eskisi gibi bakmıyorum dedi. Seni tanıdıktan sonra. İnan acayip. İnsanlık tarafı zahire bakarsın beşeri münasebetlerde. İçeride ne hesap. Aynı öyle yani bitirmiş bunlar. Hissiyat-ı ulvi insani tahrip ediyor. Bak, 10 cüz Kur'an okudun değil mi? Sabaha karşı 10 dakika YouTube'da uygunsuz bir videoya gitsen, hepsi. O zaman 10 cüz okuyacağına git televizyon, internete gitmeden yat. 10 cüz de okuma. 10 cüz okuyup sonra 10 dakika seyredeceğini 10 dakika seyretme, 10 cüz de okuma. Defi mefasit, celbi nefaya, rüçhanet kesme. Bu zaman. Usul esas olmuş. Bak o latifeden şey yapayım. Bak bugün cenazeden bir kardeşimizin annesinin cenazesinde. Oradan oraya bir sürü yere gittim. Ya arkadaş bu kadar kesin bir şey ya. Yani komiserdi bak o şeyi. Kocası. Kadın vefat etmiş. Çok acayip. Arkaya bıraktıkları nesiller de gelen cemaattan da belli oluyor. O gelen kadınların şeylerin. Ya bu kadar kesin bir yol ama kimsenin umrunda değil.
bugünkü ders yapmama çok etki eden bu. Ya nasıl insan etkilenmez ya? Yok kardeşim. Artık mezara böyle bakarken etkilenmeyen bir kafaya mümkün değil. Hiçbir şey anlatamazsın. Kafasını çivi çaksan da olmaz. Nasıl olur? Ancak bir hastalık ve musibet, dert, kedersiz bu insanların uyanması çok zor. Mesela deprem oldu, camiler dolmuş tabii. Bir iki hafta geçti, uysiyat gitti, gene kimse yok. Yani hastalık, Hazreti Ali'nin radıyallahu anh ifadesiyle hastalık ve musibet batırdığı adama göre kurtardığı adam çoktur. Sihat ve servet diyor. Sihat ve servet kurtardığı adama göre batırdığı adam çoktur. Sihatlı ve servetle batıp gidiyoruz. Acaba iken ya getirsene şunu bir video seyredelim falan maçını. Gün her gün Allah dile o 100 kontur koysa, 100 kontur sonra 24 saat sonra dilin kapanacak. Yani dilde acaba maç anlatır mıydı? Fuzuli konuşur muydu? 1-2 saat maç konuştuktan sonra 100 kontur gitti. Bir daha ne zaman açılacak? Bir gün sonra. Bir gün durur mu? Maçı hatta çaldığını sen anlatırsın. Yani acayip bir şey ya. Şimdi o insan, o fıtrattan bahsedeyim birazdan. İnsanın fıtratında bekaya karşı gayet şiddet bir aşk var. Yani fıtratın şahadetiyle ahiret. Dünyada hayatta olup ama burayı kullanmadığımız bir sistem. Şu bedenin dışındaki bütün hissiyatlar, duygular, latifeler buralı değil. Mesela vefa buralı mıdır? Aşkı beka buralı mıdır? Buraya mı benziyor? Ebed arzusu. Bir anda her yerde olma arzusu. Her şeyi istiyoruz. Her yerde. Her yerde olmak istiyoruz. Bakın istekleriniz hiç benziyor mu buraya? Demek ki insan buranın sistemiyle yapılmamış. Buralı değil insan ya. Anlamıyor. İnsanın fıtratında bekaya karşı gayet şiddet bir aşk var. Hatta her sevdiği şeyde kuvve-i vahime cihetiyle bir nevi beka tevhüm eder. Sonra sever. Ne vakit zevalini düşünse veya görse derinden derine feryat eder. Acayip bir şey yani insan. Hocam, acaba biz fıtratı Allah-u Teala bize vermiş, ikram etmiş, biz onun katili miyiz? Katiliyiz abi. Katiliyiz. 17. sayfa işaret edeceğiz da şükrü örfü de kullanmadığımız için o fıtratımızı hatta mesela içeri doğru gireyim. Benim gömleğim diyen gömlek değil. Ben diyen arkada bak. Gir içeriye. Benim atletim. Ben diyen atlet değil. Benim vücudum diyen vücut değil. Benim hayatım. Ben arkada. Benim aklım. Bunu anlayamıyorum. O benim aklı. Benim kitabım, benim telefonum der gibi. Gir içeriye biraz da. Benim ruhum. Ha, ben diyen ruh değil. Ruhun arkasında. Bak benim telefonum. Yani masaya olsa. Bu benim ayağım. Bu benim kalbim. Bu benim ruhum. Bu benim aklım. Benim. Ben ayrı bir şey. Ruhun da arkasında. Ruh bile 27. sayfa sözlerde cihaz diyor. İşte o Ene'ye sorulacak. Ruhu, kalbi niye kirletti? Niye bozdu? Ona sorulacak. Ya. O bozulunca kafada vehimler, kalpte vesveseler başladı. Öyle diyor ya. Lemalar 9. sayfada işlenen günah kafamıza süpeler ve vesveseleri doğuruyor. Mesela vesvese kalbidir ve eylemseldir. İmana ve ameledir. Vara musallat olur. Vesvese. Abdesti olana abdestsizsin der. İmanı olana imansızsın der. Var olana musallat olur. Onun için vesvese aslında nedir? Varı ispat etmek için ters yönden sallamadır. Abdestinde vesvese geliyorsa şeytan tasdikli abdestin var demektir. Vesvese kalbidir. Hatta amelin ve imanın sallamasıdır. Vehim ise aklidir. Düşüncedir. Olmayanları üretir. Tamam? O her şey döner. İşte bunun ikide bir her türlü şekle girmesi, iman etmesi günahlardan dolayı. Muhatap oluyoruz ya. Muhatap olma kardeşim.
muhatap olmayacağız ya. Yani ehli dünya ile ihtilat etmeyeceğiz. Bidatlarla uğraşmayacağız, uzak duracağız. Yani ruhumuzu kirletmeden kurtarırsak o latife canlı olur, hayatta da canlı oluruz. Yani yaptığımız şeyden de lezzet alırız. Ondan uzak olmak, yani dersin ana teması latife-i insani var. Latife-i insanı inkişaf ettirmek için ne yapacağız? La ilahe yapacağız ki illallah olsun. La ilahe hiçbir şey yapmamakla yapacağız. Uzak duracaksın. Bana bir şey olmaz zannetme. Bana bir şey olmaz demek en büyük tuzaktır. Ehli dünya ile sefihlerle sirayet ediyor. Usta da diyor ki bir gün diyor bu sıkıntı bana da sirayet etti diyor. Ustad, ha o zaman onlarla otur fazla kalkmayacağız kardeşim. Dikkat edeceğiz. Beşeri münasebetlerimizi, işimizi yapacağız. Hadi benden eyvallah. İyi insanlarla oturup kalkacağız ki onu mesela sigara içmediğin halde sigara içenin yanında oturursan sende de sigara kokar. Niye? Sende de siner. Bunu Kastamonu 60. sayfada anlatıyorum. Şu örneği de vereyim, bunu okuyacağım, keseceğim. Şuraya çiçek koysam, çiçeğe arı gelir, sinek gelmez. Pislik koysam gübre, siz hiç gübreye arı konduğunu gördün? Sinek konar oraya. Sinek de güle gitmez. Güle arı gider, pisliğe sinek gider. Aynı bu örnek gibi. Erva-ı habise. Erva-ı habise. Neyi sever? Revai habiseyi sever. Pis kokuları sever. Mesela seni rahatsız olduğun yere adam saatlerce nasıl oturuyor, nasıl yapabiliyor bunu? Ruhu ona uygun. Ruh ona geldi mi, onun eylemsel işine bakın, ruhunu seyredin. Mesela âli ruhlar, âli insanlarla oturmayı kalkmayı sever. Âli işleri sever. Ya ben çok kaliteli bir ruhum var ama yaptığın şey ruha hiç uygun değil. Peki düzelmek istiyor musun? Evet. Ne yapayım? Bir şey yapmana gerek yok. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki, iyi mi olmak istiyorsun? Evet. İyilerle beraber ol. O kadar. Çünkü sen kötülerle beraber olursan, üç yol var ama ikisi çalışıyor, bir tanesi çalışmıyor. Bir, 123 emir Mesnevi'de diyor. Kötülerle beraber olursak, ya onlara iltihak edersiniz, ya düşer boğulursunuz. Peki onun bize dönmesi mümkün mü? Hayır. Ya onlar gibi olursunuz ya helak olursunuz. Peki anlatmayacak mıyız? Anlat ve gel. Buna en güzel misal asıl saadettir. Hak ve batıl birbirinden uzak. Karma olmayacağız arkadaşlar. Yani dostunuza, arkadaşlarınıza dikkat edin. Kulazı bir Rabbinaz, hayatınızdan bazı insanları çıkartın. Melik-i Nas, bazılarını içeriye sokun. İlahi Nas, onunla inşa olun. Öyle sırf cinleri kovmak için değil bu sure. Ulanızı bir Rabbin Nas, hayatınızda çıkartmayı yapın. Hayatınızda bazı şeyleri çıkartın. Melik-i Nas, hayatınıza bir şeyleri toplayın. İlahi Nas, onları cem ederek arkasına geçin. Tevhid ne demek? Allah'ın birliği değil. Tevhid, Allah'ın dışında zıtların sahibi olan Allah. Zıtlar, hak, batıl, doğru, yanlış, karanlık, aydınlık gibi. Onların sahibi olan Allah, zıtların sahibi. Biz de ilahi nas, zıtların arkasına geçeceğiz. Terklerle hayatımızdaki bazı şeyleri sokarak, ikisini cem ederek. Peki, bütün fıraklardan gelen feryatlar, aşkı bekadan gelen ağlamaların tercümanlarıdır. Mesela mahvettin, bitirdin, beni köftettin var ya aşkı mecazi, hep o aşkı bekadan geliyor. Hedefini şaşırmış. Ayşe'ye, Fatma'ya, Hasan'a, Hüseyin'e takmış. Tamam bu olursa olur. Bu işte makam, kariyerdir, işte paradır. Şunlar bu. İşte bu feryatlar, ağlamalar tercümanmış. Ne? Batından haber veriyor. O yaralandığı için. Eğer tevehüm-i beka olmasa muhabbet edemez. Hatta denilebilir ki alim-i bekanın ve ebedi cennetin bir sebebi vücudu. Bunu okudum, kesiyorum. Bak, ahiretin, ahiret var mı? Var. Bunu kim söylüyor? İnsandaki fıtrat söylüyor. Nasıl ki bedenin ihtiyacı, midenin ihtiyacı bağırmasıdır. Bağırıyor, açım diyor.
elmayı armutu doldurdum ekmeği susuyor. Ha, aynı onun gibi vicdanda bir azap var. Bir sıkıntı var. Bir şey var ya, doymam mı böyle bir sıkıntı var ya, buz uçmuşuz. O da bir şey istiyor. Nasıl ki mide boş olunca elem veriyor, ekmeğe gidiyorsun. Bizde de her şey var. Aç mısın? Yok. Açıkta mısın? Yok. Yoğun bakımda mısın? Yok. Yarın aç olacağım diye düşünüyor musun? Paran mı yok, o kadar ekmek alacak? Yok. Ne peki, derdin ne? Bu sıkıntı, bu gergin, bu hırçınlık, bu saldırgan, bu doyumsuzluk, bu bağırma, çağırma, öfke ne peki? Nedir o? Ruhsal hastayız, ruhsal. Nedir o? İnsandaki o fıtrattaki olan aşkı beka, faniye talip, ruha uygun mu bu alem? Ruh istediğine bunu vermeye çalışıyorsan o da bağırıyor. Yani insanın ahireti gösteren tarafı beka istemesi, ebed istemesi, istekleri orayı gösteriyor. Burayla hiç alakası yok. Diyor ki, hatta denilebilir ki alimi bekanın ve ebedi cennetin bir sebebi vücudu şu mahiyet insaniyedeki o şiddetli aşkı bekadan çıkan gayet kuvvetli bir arzuyu beka ve beka için fıtri umumi duadır ki Baki Zülcelal o şiddet sarsılmaz fıtri duayı, arzuyu, o tesirli kuvvetli umumi duayı kabul etmiştir. Fani insanlar için baki bir alemi halk etmiş. Hem hiç mümkün müdür ki fatır-ı kerim, fatır demek zamansız, zeminsiz, maddesiz, mukayesesiz, taklitsiz, nümunesiz, muacelesiz, modelsiz, misalsız, ilk ve son yapan Allah demek. Yani deneme yanılma yapmamış. Yaptı en son. Böyle bir fatır-ı rahim, şey kerim, kerim de verdiği şeyi geri almıyor. Bir ayette öyle diyor. Siz değişmedikçe Allah sizin hakkınızdaki hükmünü değiştirmeyecektir. O kadar güzel bir ayet ki. Benim en büyük mesela Kur'an'ı Kur'an yapan bir ayet var. Biz indirdik, biz koruyoruz. Kur'an hakkında şüpheyi bu kaldırıyor. Bir de korkuyorum yani Allah acaba Allah farklı bir muamele yapar mı falan diye. Elimizden alır mı falan korkuyorum. Bu ayet bana en büyük benim sanki Kur'an kadar bana kuvve veriyor. Kuvve-i Kudsiye veriyor bu ayet. Diyor ki siz değişmedikçe, yani sen terk etmedikçe ben seni terk etmem. Şeytan be kardeşim, yeis hiç lüzum yok. Şeytan bile senden ümidini kesmemiş de Allah mı senden ümidini kesecek? Şeytan senden ümidi kesmiş mi? Kesmemiş. Hala diyor ki peygamberi bile diyor bozmayı bile ümitli hala. Ulan peygamber ya bu. Biliyor. Peygamber Eyüp Aleyhisselam bak diyor hayvanların aldığı işte hanımların gittiği sarılığı aldı, şunu aldı diyor. Seni Allah sevmiyor diyor bilmem ne. Hala ondan ümit değil şeytan. Sen peki, kendini bu yüksek yerden at diyor. He ya diyor. Nasıl öleceksin? Nasıl öleceksin diyor. Şeytan seninle hala ümitli. Peygamber dahi ol sanki. Allah senden ümitli değil mi ya? Niye ümitsizliğe giriyorsun? Arkadaşlar, şeytan gayesi günah işlettirmek değil ha. Şeytanın gayesi günah işlettirmek değil. Şeytanın gayesi günah ile yeisi atmak, ümitsizliği atmaktır. Ümitsizlik günahın günahıdır, Adem'e gider o. Günahlar cehenneme gider. Sakın ha, ne halde olursanız olun. Ne yaparsan yap haşa. Şey manasına demiyorum ama sakın ha sen olalı Allah'tan ümidini kesme. Allah da öyle diyor Kur'an'da. Benden ancak kafirler ümidini keser. Ne acayip ya. Günahta kasıt yeise ümitsizliğe atmaktır seni. Gençler sakın ha. Ne halde olursan ol asla ümidini tutun. Niye? Şunu de. Şeytan benden ümidini bitirmemiş, hala benden ümitli. Allah benden ümitsiz olur mu de. Ey Mesnevi Nuri'de geçiyor katrenin başında. Ey haddini aşanlar, ey hududunda kalamayanlar, ey bilmem neler yapanlar. Sakın ümitsizliği yapma. Allah çok bağışlayan, çok acıyandır, çok affedendir. Her türlü günahınızı affedebilecek Allah'tır. Allah senin günahların, günahlarımızla Allah affetmeye acizliğe düşmez. Kudretini aciz bırakmaz. Bitireyim.
Fatır-ı Kerim, Halik-ı Rahim, küçük midenin cüz'i arzusunu ve muvakkat bir beka için lisan-ı hal ile duasını hadsız enva-ı matumat-ı lezaiziyenin icadı ile kabul etsin de umum nevi beşerin pek büyük bir ihtiyacı fıtriden gelen pek şiddetli bir arzusunu külli ve daimi, haklı ve hakikatlı, kalli, halli, bekaya dair gayet kuvvetli duasını kabul etmesin. Haşa, 100.000 defa haşa, kabul etmek mümkün değildir. Ve ahir davahum, enilhamdülillah rabbil alemin, el-Fatiha'tan selamat.